Futbolun içindekilerden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve 4. sıraya yerleşti. Maç içinde maçla alakalı bir video olmayacak. Ne olacak? Videonun başlığında da gördüğünüz gibi havai fişek olayı. Nedir bu havai fişek olayı? Bununla alakalı bir video yaptık. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. İyi seyirler. Sportutu Süper Lig'de Fenerbahçe Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti ve 26 puanla 4. sıraya yerleşti. Bu galibiyetten sonra önemli bir polemik konusu gündeme geldi. Tiam'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü attıktan sonra Kasımpaşa stadının hemen yakınındaki bir evden havai fişek patlatıldı. Galatasaraylı taraftarlar tarafından bu durum oldukça tepkiyle karşılandı. Sebebine gelecek olursak sarı kırmızılı futbolcu Omar yılbaşı akşamında havai fişek patlaması sonucunda ağır yaralanmıştı. Bu olaylar sonrasında A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul sosyal medyada şu paylaşımı yaptı. Fenerbahçe ikinci golü bulunca stadın yanındaki bir binanın üstünden havai fişek atılmaya başlandı. Bunun ardından bir tweet daha atan Kul, bir vatandaş eşinin doğum gününü kutlamak için havai fişek atmış dedi. Bu attığı tweetleri gülerek atmasıysa Galatasaraylı taraftarları iyice çileden çıkarttı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başlayan Sarı Kırmızılı taraftarlar, Omar'ın havai fişekten dolayı hala yaşadığı durum ve Fenerbahçe'nin golünden sonra atılan havai fişek bu kadar kötü olabilirler mi? karar veremedim. Fenerbahçe muhabiri Kul sonrasında bir açıklama daha yaptı. Arkadaşlar, maçta yaşanan havai fişek olayı ile ilgili bilgilendirme amacıyla attığım tweet'teki smile'dan dolayı linç yemişim. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez o tweetlerin Omar'ın yaşadığı çok talihsiz olayla bağdaştırılmasını. Ama burası Twitter. Burada maalesef her şey gerçek. Yine de böyle bir konuya sebebiyet verdiğim için samimiyetle özür dilerim. Bu vesileyle bir kez daha Omar'ın da bir an önce sağlığına kavuşmasını ve sahalara dönmesini temenni ederim dedi. Peki siz o havai fişeğin kasten atıldığını düşünüyor musunuz? Bilerek yapmış olabilirler mi? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.